Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yaptım. Sizler için 7 adet akıllı telefonlara özel çıkmış müzik uygulamasını kapsamlı bir şekilde değerlendirdim. Şimdi dilerseniz ufaktan giriş yapalım. Equalizer Plus adından da anlaşıldığı gibi Equalizer Plus hem bir müzik oynatıcı hem de frekans ayarlarını kontrol edebileceğiniz bir equalizer. Uygulama bize 5 band frekans ayarı ve 10 özel ayar imkanı sunabiliyor. Basit versiyonu ücretsiz olarak gelen programın pro versiyonu 3 dolar gibi bir fiyata temin edilebiliyor. Peki pro versiyonunun ne gibi bir avantajı var? Ekstra özelliklerin yanı sıra bas güçlendirme, fade efekti ve çift equalizer ekranı gibi imkanları bizlere sunabiliyor. Ses ayarları ile uğraşmayı seven ve en uygun kaliteyi yakalamak isteyenler için ideal bir uygulama. Uygulama ile yaptığım denemelerde equalizer tepkisi gerçekten hoşuma gitti. Akustik, pop, flat, rock, R&B ve caz gibi ayar geçişleri tam da Aranano equalizer efektlerini yansıtabiliyor. Bu hususta çok başarılı olduğunu belirtmeliyim. Özellikle bas yükseltmelerinde bana mısın demedi ve patlamalarla karşılaşmadım. Equalizer geçişlerini en net bir şekilde hissedebildiğim tek program olduğunu belirtmeliyim. Equalizer Plus'ı Jet Audio ve Neutron gibi diğer uygulamalarla karşılaştırmak gerekirse sesler bana birazcık daha net ve temiz bir şekilde gelebildi. Jet Audio distorsiyon ve hissiyat düşüklüğü problemi yaratıyordu ve Equalizer tepkisi ise pek hoşuma gitmedi. Equalizer Plus gerçekten başarılı bir uygulama. Şimdi sırada Jet Audio uygulamamız var. Jet Audio neredeyse tüm dijital müzik dosyalarını desteklemekte ve bununla birlikte grafik ara birimine sahip bir Equalizer ekranı ve birçok ses efekt eklentisi bulunmakta. Bu uygulama için minik bir DAC diyebiliriz. Sesi istediğimiz biçimde şekillendirebiliyor ve dinlediğimiz türden keyif alabileceğimiz yapıda oynatıcıyı düzenleyebiliyoruz. Ek özellik bakımından zengin olan Jet Audio, telefonu salladığımızda ileri geri fonksiyonu gibi bir imkanla da dikkat çekiyor. Parçalar arası geçişlerde ani ses değişikliklerinden kaynaklanan rahatsızlıkları önlemek adına otomatik bağlantı yani gain kontrol özelliğiyle de bizleri şaşırtıyor. Bu gerçekten çok işimize yarayacak bir fonksiyon. Oynatım hız kontrolü ve daha birçok imkan için biçilmiş bir kaftan olduğunu söyleyebiliriz. Akranlarına nazaran çok fazla ses tasarım kapasitesine sahip. 20 band equalizer destekli çeşitli temalarıyla süslenebilen bu uygulama ücretsiz olsa da tüm imkanlara erişebilmek için 4 dolar gibi bir maliyeti bulunan pro sürümüne geçebilirsiniz. Uzun süreli denemelerimde efektsiz normal bir şekilde parça oynatırken ses kalitesini çok yüksek bir düzeyde iletemiyor. Distorsiyon ve kayıplar yaşanabildiğini hissettim. Equalizer tepkisi ise beklentimin daha altındaydı. Belirgin farklar ve beklenen pop, rock ya da metal gibi geçişleri tam anlamıyla yansıtamadı. Ses üzerinde AM3D gibi ses geliştiriciler kullanarak yaptığım dinlemelerde performansı daha çok hoşuma gitti. AM3D'nin ses etkisi ve Equalizer'a katkısı ciddi anlamda kendini fark ettiriyor. Bu bağlamda eksiklerini bu geliştirici sayesinde kapatabilen bir program olmuş. Aylardır birçok takipçim hangi müzik çaları dinlemeliyim ya da hangisinden daha yüksek ses kalitesini alırım, oynatma listelerini düzenlemek istiyorum ya da dinlediğim müziğin basını yükseltmek istiyorum tarzında sorular yöneltti. Ben de hepsine teker teker cevap verdim. Bu videoyu da herkesin aradığı cevapları bulabilmesi adına derledim ve hazırladım. Şimdi ne gibi soruları önce kendinize sormanız gerektiğini belirtmek istiyorum. Yani benim için albüm kapakları önemli mi? Müziğin sözleri önemli mi? Arayüz önemli mi? Telefonum yavaş, hızlı bir şekilde kullanabilmeli miyim? Yoksa hepsi de olsun, aynı zamanda ses kalitesi oldukça yüksek olsun ve müzik dinlerken keyif alayım, coşayım mı istiyorsunuz? Önce bunları bir sormanız gerek. Müzik Match uygulamamıza geçtiğimizde, uygulama sadece şarkıları çalıp müzik dinleyerek ardınızda bırakabileceğiniz bir uygulama değil. Müzik Match ile aynı zamanda parçaların sözlerini senkronize edilmiş olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Spotify, Play Music ve diğer müzik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor ve parçalarınıza erişebiliyorsunuz. Chromacast ile müzik ve şarkı sözlerinizi televizyona yansıtma imkanı, uyku zamanlayıcı ve Equalizer gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Android Wear ve Android TV desteği de bulunmakta. Uygulama basit bir arayüze sahip, klasörlere hızlıca erişip istediğiniz parçayı hemen bulabiliyorsunuz. Uygulamamız ses özelleştirme sevenler için yetersiz. Equalizer ayar imkanı bile bulunmuyor. Ayrıca diğer uygulamalara nazaran daha yavaş çalışmakta. Müzik Match ile deneyimlerimde efektsiz standart oynatımlarda Jet Audio'ya göre biraz daha sesi net ve bas boğulmaları olmadan alabildim. Fakat mid kısmında özellikle fon seslerde
daha canlılık sunan bir program olmuş. Equalizer tepkisi her ne kadar başarılı olsa da equalizer ayarları aktifken mid ve bazı sesler distorsiyona uğrayabiliyor. Equalizer ayarlarının sese daha bir güzellik kattığını söyleyemeyeceğim. Neutron uygulaması tam bir canavar. Türkçe dil desteği olması ise oldukça harika bir seçenek olmuş. Kendi ses çözme ve işleme birimine sahip aplikasyon, sesi en yüksek detayla yansıtmak adına tasarlanmış. Ses işleme birimi, HD kalitede müzik keyfini akranlarına nazaran daha kaliteli bir biçimde ele alabiliyor. Hem 32 hem de 64 bit ses işleme kapasiteli uygulama, dijital sinyal işleme birimi yani DSP özelliğine ve 10 watt equalizer ayarına sahip. Uygulamada her şeyi kontrol edebilmen mümkün ve 24 bit 192 kHz ses çözünürlüğü sunabiliyor. Anlat anlat bitmez ve tadından yenmez bir müzik oynatıcı olduğunu belirtmeliyim. FTP serverdan bile müzik çekebiliyor. Alarm ve uyanış saati gibi imkanlarının yanı sıra kapsamlı bir parça listesi kontrol imkanı da bulunuyor. Neutron gerçekten tam bir canavar. Ses çıkış gücünü oldukça yüksek bir seviyelere taşıyabiliyor. Medya ve şarkı listesini özelleştirme seçenekleri de oldukça fazla. Arayüz ve hız konusunda da beğenimi kazandı. Kaç band equalizer kullanmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Programın ses kalitesi çok hoşuma gitse de parça durdur devam et kısmında ufak ses patlamaları ve distorsiyon birazcık canımı sıktı. Ayrıca equalizer ayarları birazcık kompleks bir yapıda. Uygulamaları özellikle performans ve ses kalitesi bakımında değerlendiriyorum. Tabii ki beğeni algısı kişiden kişiye göre değişse de ben özellikle ses kalitesi bağlamında değerlendirmeyi uygun buldum. Çünkü gerçekten müzik dinlerken keyif almanızı önemsiyorum. Bu hususta özellikle performans olarak değerlendirmeyi sona sakladım. Powerump yani preamp kıvamında çalışan bu uygulamanın diğer müzik çalarlardan farkı ise ses ve ton bakımından parçaya daha farklı bir hava katması diyebiliriz. Ses şiddetini olabilecek en maksimum düzeye çıkartması ise cevası. Uygulama hem klasörden hem de kendi kitaplığından parçaları çekebiliyor ve dinamik bir sıraya dizebiliyor. Ayrıca HD kalitede arayüz seçenekleri de bulunmakta. Powerump müzik match uygulamasıyla da şarkı sözü arama ve destek gibi imkanları barındırıyor. Eksik kapak abimlerini bile indirebiliyoruz. 10 band equalizer destekli uygulama ile dinlediğimiz parçayı anında zil sesi yapabiliyor, parçaları beğenebiliyor ve favori listemizi daha açı dinleyebiliyoruz. Ücretli bir uygulama olduğu için deneme sürümüyle devam etmek gibi bir lüksünüz yok. Kısa sürede bitebiliyor. Powerump ile denemelerimde sonuçtan oldukça memnun kaldım. Ses kalitesi ve yumuşak bir şekilde parça kesişleri beni içine çekebilmeyi başardı. Full sürüme geçmenin farkını ve hakkını fazlasıyla verebiliyor. N7 Player galiba arayüz ve tema bakımından en çok dikkat çeken uygulama bu olsa gerek. Farklı temalar ve görüntü özelleştirme bakımından oldukça başarılı. İlk bakışta karşımıza çıkan karma parça duvarı sayesinde rastgele bir parça açıp anlık keyif almak mümkün. Ve görüntü bakımından da dikkat çekici olduğu yadsınamaz. Ayrıca müzik, fotoğraf ve video akışı gibi imkanları da ek bir uygulama sayesinde ücretsiz olarak bizlere sunabiliyor. Sade ve kafa karıştırmayan bir equalizer ekranına sahip olan N7 Player, çok fazla uğraşmak istemeyen, kolayca müzik dinlemeyi seven kitleye daha fazla hitap ediyor. Yine de sesle oynamayı ve özelleştirmeyi sevenleri de unutmamışlar. Dahili profillere de yer vermeyi ihmal etmemişler. Otomatik ses normalleştirme özellikleri oldukça fazla. Ayrıca ücretsiz olarak sunduğu müzik arka plan duvarı ise oldukça canlı ve insan içine çekebiliyor. Uygulama ile uzun süreli denemelerimde ses kalitesi bağlamında tüylerimi diken diken edebilecek doğallığı bana tam anlamıyla yansıtamasa da Amp ve Jet Audio'dan daha kaliteli bulduğumu belirtmeliyim. Tiz ve Hi-Mid konusunda başarılı. İşte geldik en son uygulamamıza, Amp. Bu uygulamayı aslında birçoğumuz bilgisayar sürümünde kullanmışızdır. Winamp'ın yerini alıp bize farklı ve eğlenceli bir arayüzle coşturan Amp, uygulaması sayesinde de kültürü devam ettirmek istemiş. Arayüzü o kadar çok bu kısımda başarılı olmasa da sade ve hızlı, uygulama ile istediğimiz kadar oynatma listesi oluşturabiliyor ve anında parçalara ve teknik detaylara erişebiliyoruz. Ek olarak parçaları anında diskten silmek de mümkün. Hızlı ve kolay kullanıma sahip olması dışında pek bir esprisi olmayan bir uygulama diyebiliriz. Amp ile denemelerimde diğer uygulamalara nazaran daha basit ve daha hızlı işlediğini fark ettim. Equalizer ayarlarına gerek duymadan sesi düzgün bir şekilde yansıtsa da vurgu ve derinlik biraz daha iyi olabilirmiş. Şimdi geldik final kısmına. Yaklaşık 10 gündür uygulamaları tek tek denedim. Bu bağlamda özellikle video izleme dışında yazıları da okursanız sizler için daha faydalı olacaktır. Şunları söylemek istiyorum. Benim için birinci sırada Powerump var. Neden Powerump var? Özellikle parça geçişlerinde o soft yumuşak havası gerçekten içimi ısıtabildi. Ses kalitesi
ve ses şiddeti fazlasıyla tatmin etti. Ne distorsiyona rastladım ne patlamalara rastladım. Yani parçam en yüksek çözünürlükte nasıl bir kalite sunuyorsa bir hi-fi sistemde o çıkışı power amp'la da sağlayabildim. Aynı zamanda equalizer ayarları ve çeşitli ayarları da mümkün. Arayüzü de hoşuma gitti. Onun dışında ikinci sıraya Equalizer Plus'ı yerleştirdim. Hem hızlı hem kolay hem de anında müzik dinleyip Equalizer'la uğraşmak istemeseniz bile size yüksek ses kalite imkanını sunabiliyor. Tabi Equalizer ayarları da çok fazla başarılı. Diğer uygulamalara nazaran Equalizer geçişlerini daha derinden bizlere hissettirebiliyor. Üçüncü sıraya geçtiğimizde ise karşımıza Neutron çıkıyor. Ses çıkış gücü en yüksek program diyebilirim. Ayrıca çok kapsamlı bir program, yani hem donanımsal hem yazılımsal olarak çok büyük artılar katabiliyor. 32 bitten 64 bite yüksek çözünürlüklü ses dosyalarını açmaya kadar birçok imkanı bulunuyor. Onun dışındaki programları da zaten yazımızda detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ben frekansadan elimden geldiğince sizler için 7 adet uygulamayı değindim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Paylaşmayı ve destek olmayı